Tarih Hocam kanalından herkese merhabalar sevgili gençler. Ben Tarih Öğretmeni Osman Aksu. Değerli arkadaşlarım, bugün AYT full tekrar videomuza hepiniz hoş geldiniz. Güzel bir video çözüm denemesi sizi bekliyor. Hadi bakalım 25 soru, 25 çözümü sizlerle arkadaşlar. Gelsin birinci sorumuz. Denememiz başlıyor. Evet. Birinci sorumuz: Uygurların uğraşlarından hangileri yerleşik hayata geçtiklerinin kesin bir kanıtıdır? Bakın arkadaşlar, çok okkalı bir soru. Bakın, inşallah bu soruya düşmezsiniz. Bakın dikkat. Kesin kanıt istiyor, doğru mu bizden? Evet. Hangileri Uygurların yerleşik hayata geçtiklerine kesin kanıttır? Arkadaşlarım unutmayın. Tahıl öğütme taşlarını yapmaları yerleşik hayatın kesin kanıtı değildir. Çünkü bu tahıl öğütme taşlarında başka şeyleri de öğütüyor olabilirler. Yani aklınıza sadece arpa, buğday, bulgur gelmesin. Dolayısıyla bir çok tehlikeli bir madde. Buraya düşmeyin lütfen. Birini olduşukları eliyorum. B gitti. C gitti. E gitti. Mimari eserleri minyatürlerle süsleme. Şimdi bu zaten bariz belli değil mi değerli arkadaşlarım? Mimari varsa yerleşik hayat vardır. Kesinlikle doğru. Üçe bakalım. Sebze ve meyve yetiştiriciliği yapma. Arkadaşlar, sebze ve meyveyi bu adamlar havada mı yetiştiriyor? Yerde yetiştiriyor, toprakta yetiştiriyor. Dolayısıyla bu da yerleşik hayatın varlığına kanıttır. Dolayısıyla cevabımız Denizli olacaktır. Bakın, bu birinci soru gerçekten ÖSYM tipi bir soru idi arkadaşlar. Aman dikkat, umarım bu soruya düşmezsiniz. İkinci sorumuz gelsin. Orta Asya Türk devletlerinde hükümdarlar devlet yönetiminde danışma kuruluna yer vermişler ve kendilerine yol gösteren ve fikir veren alimleri daima yanlarında tutmuşlardır. Bak, burada danışma var, istişare etme var, demokrasi var değil mi arkadaşlar? Demokratik değil mi bu hükümdarların özellikleri? Bu durum diyor, ilk Türk devletlerinde aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir? Cevap size benim diyor resmen. Gülümsüyor. Tebessüm ediyor değil mi? Bu demokratik bir yapıya işarettir. Cevabımız Bursa. Evet, bakın, bu gerçekten kolay bir bilgi sorusuydu. Evet, gelsin bakalım üçüncü sorumuz değerli gençler. Hazreti Muhammed ve 4 halife dönemlerinde Müslüman toplum arasında etnik çatışmalar ya da kutuplaşmalar görülmemiştir. Çünkü topluma millet kavramı değil, ümmet kavramının yüceliği aşılanmıştır. 4 halife döneminden sonra Emeviler döneminde Arap ırkçılığı anlayışı tekrar canlandırılmıştır. Biliyorsunuz, Arap ırkçılığına biz ne diyoruz? Mevali politikası diyoruz bu arada. Ayrıca İslamiyet'ten önce Arap Yarımadası'nda yaşanan kabilecilik anlayışı da tekrar alevlenmiştir. Emeviler dönemindeki bu anlayış değişikliği aşağıdakilerden hangisini ortam hazırlamıştır? Arkadaşlar, maalesef İslam dünyasının kesin olarak ayrılmasına neden olmuştur değil mi? Özellikle Kerbela olayından sonra İslam dünyası kesin olarak ikiye ayrılacaktır. Bir tarafta Sünniler, bir tarafta Şiiler değil mi? Dolayısıyla bu huzursuzluklara, ayrılıklara neden olacak. Bizim cevabımız o zaman nedir? Denizli'dir. Siyasi kargaşaların artması kesinlikle arkadaşlar. İslam dünyasında sular durulmayacak. Siyasi kargaşalıklar artacak. Zaten Emevilerin bu özellikleri kısa sürede yıkılmalarında çok etkili olmuştur değerli gençler, değil mi? Evet, dördüncü sorumuz gelsin bakalım. Evet, yine çok güzel yeni nesil bir soru bakın. Hazreti Ömer dönemiyle ilgili 4 tane bilgi vermiş. Kur'an'ın kitap haline getirilmesi, Kuzey Afrika fetihlerine başlanması, Hicri takviminin kullanılmaya başlanması, Kur'an'ın 4 adet çoğaltılması. Hazreti Ömer dönemi ile ilgili olarak yukarıdaki bilgiler dikkate alındığında bu döneme ait olmayan olaylar tablodan çıkarıldığında tablonun son hali aşağıdakilerden hangisi olur? Bakın, Kur'an-ı Kerim'i kitap haline getiren Hazreti Ebubekir Efendimiz'dir. O zaman burayı çıkaralım. Kur'an-ı Kerim'i çoğaltan da Hazreti Osman Efendimiz'dir. Bunu da çıkaralım. Kuzey Afrika fetihlerine Hazreti Ömer Efendimiz döneminde başlıyoruz. Hicri takvim gene onun döneminde başlıyor. Dolayısıyla şu ikisi Hazreti Ömer dönemindeki gelişmelerdir. Abicim bakın, buradan bu çapraz iki şeyi çıkardığımız zaman şekil ne oluyor? Şöyle bir şey oluyor değil mi? Çaprazlamasına. Evet. Dolayısıyla arkadaşlarım, doğru cevabımızın Denizli olduğunu hep birlikte gördük değil mi? Şu bir numaralı ve dört numaralı şeyler Hazreti Ömer dönemine ait şeyler değil arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'i kitap haline getiren Hazreti Ebubekir, çoğaltan da Hazreti Osman'dır arkadaşlar. Unutmayalım. Evet. Güzel bir soruydu. Beşinci sorumuz gelsin.
Evet, çok güzel bir bilgi sorusu gene. Dikkatle düşünün lütfen. Anadolu Selçukları ve Beylikler döneminde Anadolu'da birçok dini, sivil ve askeri mimari eserleri vücuda getirilmiştir. Bu sayede hem ülke bayındır hale getirilmiş hem de halkın tüm ihtiyaçları devlet eliyle karşılanmıştır. Aşağıdaki eserlerden hangisi dini mimari eserler arasında gösterilemez? Bakın, kümbet, anıt mezarı demek. Devlet adamlarına yapılan, daha çok devlet adamlarına yapılıyor. Ama anıt mezar sonuçta bir dini bir mimari. Türbe, din adamlarına yapılan anıt mezar. Medrese, dini ve pozitif bilimlerin okutulduğu öğretim yuvaları, değil mi? Eğitim kurumları, dershane değil, okul değil. Zaviyede arkadaşlar, tarikat mensuplarının toplandıkları küçük yerler. Bunların büyüklerine ne diyoruz biz? Tekke diyoruz. Küçüklerine zaviye. Bunlar dini mi? Elbette dini. Lakin imarethane Türk İslam devletlerindeki aşevlerinin karşılığıdır arkadaşlar. Peki aşevleri ne iş yapar? Yoksul insanlara yemek dağıtır. Değil mi? Yemekhane gibi düşünün yani. Yoksul insanlara yemek dağıtılan bir sosyal kurum. Sosyal dayanışma ile ilgili. Dolayısıyla bu toplumsal, sosyal bir şey. Dolayısıyla bu dini bir şey değil arkadaşlarım. Cevabımız Bursa olacak. Değil mi? Çok güzel bir soru, bakın ayete kıvamında yine. Altıncı sorumuz gelsin bakalım. Büyük Selçuk Devleti 1141'de Kara İtalyanlarla yaptığı Katman Savaşı'nı kaybetmiştir. Bu savaşta Sultan Sencer tusak düşmüştür. 16 yıl kadar sonra çıkan Oğuz isyanı sonucunda ise kesin olarak yıkılmıştır. Buna göre iç karışıklıklar, dış baskılar, yenilik hareketleri. Hangilerinin Selçuk Devleti'nin yıkılmasında etkisinin olduğu savunulamaz. Bakın arkadaşlar, yani Oğuz isyanı iç bir olaydır değil mi? İç meselemiz bizim Oğuzlar. Biz zaten Oğuz boyundanız. Doğru. Dış baskılar, arkadaşlarım Karahitaylarla Katman Savaşı'nı yapmış ve kaybetmiş, esir düşmüş. Bu da dış. Peki yenilik hareketleri bu devletin yıkılmasında niye etkili olsun? Yenilik bir kere iyi bir şey, olumlu bir şey. Dolayısıyla cevabımız 3. Bakın dikkat. Etkili olduğu savunulamaz diyor. Savunulabilir deseydi 1 ve 2 idi. Savunulamaz dediği için cevabımız Ceyhan. Yani yalnız 3 olacak idi. Evet. Yeni sorumuz gelsin bakalım. Evet, gene çok güzel, muazzam bir AYT sorusu arkadaşlarım. Öncelikle onu belirteyim. Türk İslam tarihinden bir tane TYT'de, bir tane AYT'de muhakkak gelmektedir arkadaşlar. Lütfen unutmayın. Evet, Anadolu Selçuklarına ait yukarıdaki açıklamaları verilen kavramların eşleştirilmesi hangisinde doğrudur diyor. Doğru mu? Hazineye yük olmadan toprak vergileriyle ordu kurmak, bu Türk İslam devletlerindeki iddiadır. Bunun karşılığı Osmanlı'da nedir? Tımardır değil mi? Tımar sistemi ya da dirlik sistemi. Dolayısıyla 1'e ne diyelim? İkta diyelim. 2. Savaş esirlerini belli eğitimden geçirerek ordu bünyesine katma. Bakın, bu Türk İslam devletlerindeki karşılığı gulamdır. Gulam, gulamhane diye hatta ocakları var. Gulam askerleridir bunlar. Peki Osmanlı'daki karşılığı nedir? Yeniçeriler. Bu arada bakın, bu eşleştirmeler bize yol gösterecektir. Esnaf grupları ile tüketici arasında köprü görevi yürütmek. Arkadaşlar, bu da ahiliğin bir özelliğidir. Osmanlı'daki karşılığı hem ahilik hem de daha sonra loncaya dönüşecek. Aralarında minnak bir fark var. Nedir o fark? Ahilik gayrimüslimlere kapalıyken lonca Müslüman olsun, gayrimüslim olsun herkese açık bir örgüttür. Dolayısıyla sıralamış olduk. İkta, gulam ve ahi olacak cevabımız. Yani cevabımızın Ceyhan olduğu açık değil mi? İkta, gulam, ahi. Evet, 1 2 3 diye eşleştirdiğimiz zaman durum bu şekilde oluyor. Evet. 8. sorumuz gelsin bakalım değerli gençler. Osmanlı Devleti 623 sene yaşamış güçlü bir devlettir. Bu uzun süreci detaylarıyla incelemek için Osmanlı tarihi farklı dönemlere ayrıştırılmıştır. Örneğin Osmanlı Devleti'nin kuruluş süreci İstanbul'un fethiyle son bulmuştur. 1453 yılında gerçekleşen fethiye kadar yaşamış tüm gelişmeler kuruluş dönemi gelişmeleridir. Yani burada paragrafta bize Osmanlı ile ilgili bilgiler veriyor. Buna göre gibi yorumlardan hangileri yapılabilir? Bakın, bu bir yorum sorusu. Evet. Şimdi İstanbul'un fethi kuruluş sürecini sonlandırmıştır. Zaten paragrafın içinde geçiyor. Bakın, 1453'e kadar geçenen olaylar Osmanlı'nın kuruluş dönemiymiş. Tamam, İstanbul'un fethi kuruluşu sonlandırmış o zaman. Doğru. 15. yüzyıla tüm gelişmeler kuruluş dönemi gelişmeleri kabul edilir. Yanlış. Arkadaşlar, 1453 İstanbul'un fethi 15. yüzyılın ikinci yarısıdır ve yükselme dönemidir. Dolayısıyla bu ifade yanlış. Yine Fatih döneminden bakın mesela, örnek verelim. 1451 1481. Komple 15. yüzyıl ama Fatih dönemi yükselme dönemidir. İkinci Bayezid dönemi yine keza yükselme dönemidir. O zaman 2 gitti. 3. İstanbul'un alınması yeni bir dönemin başlangıcı kabul edilmiştir. Elbette. Bakın, kuruluşu sonlandırıyor. Yükselme başlıyor. Zaten burada kuruluş bittiğine göre yeni bir dönem başlamayacak mı arkadaşlar? Değil mi?
Yani kuruluş bittiğine göre yükselme başlayacak. Bu da doğru. Yorumlarından hangileri yapılabilir diyor. 1 ve 3 olacaktır. Çok açık bir şekilde Denizli cevap. Evet. 9. sorumuz gelsin bakalım. Evet, bakın yine çok okkalı bir soru. Dikkatle çözün lütfen. Yukarıdakilerin hangilerinde sınırları genişletme amacının olmadığı savunulabilir? Venediklerle İstanbul'da elçi bulundurma hakkının verilmesi. Bu ya siyasi, diplomatik bir şeydir. Bunun sınırların genişletilmesiyle bir ilgisi var mı? Yok. O zaman bunu alalım. İspanya'daki Yahudilerin Balkanlara yerleştirilmesi. Bu da bizim hoşgörümüzü, adaletimizi gösteriyor. Hümanist olduğumuzu gösteriyor. İnsanları biz kurtarmışız. Toplumsal bir şey. Değil mi? Barışçıl bir şey. Bu da siyasi değil. Yani bu da sınırlarla ilgili değil. Fransa'ya kapitülasyonların verilmesinde amaç zaten iki taneydi. Akdeniz ticaretini canlandırmak ve Avrupa Hristiyan Birliği'ni parçalamaktır. Burada sınırlarla ilgili bir şey var mı? Yok. Bunların üçü de sınırların genişletilmesiyle ilgili şeyler değil. Değil mi arkadaşlarım? Cevap o yüzden 1, 2 ve 3'tür. Yani Edirne. Evet. Onun sorumuz gelsin bakalım. Evet, yine güzel belirleyici bir soru. 17. yüzyılda Anadolu'da çıkan Celali isyanları aşağıdaki durumlardan hangisinin gerçekleşmesine yol açmış olamaz? Celal isyanları biliyorsunuz Anadolu isyanlarıdır, köylü isyanlarıdır. Köylüler topraklarını terk edecek mi? Evet. Vergiler toplanamayacak mı? Evet. Şey biliyorsun. Ordunun Avusturya ve İran seferlerinde olumsuz etkilenmesi. Elbette yaşadığımız iç sorunlar dışarıda bizi olumsuz etkileyecek. Halkın devlet olan güvenini mi sarsacak? Evet. Lakin Avrupa tarzı yeniliklerin yapılması, 17. yüzyılda böyle bir şey yok arkadaşlar. 17. yüzyılda biz Avrupa'yı örnek almıyoruz. Bizim Avrupa'yı örnek almamız 18. yüzyılda ilk kez Lale Devri'ndedir. Bakın bu da benden size ekstra bir bilgi olsun. Biz Avrupa'yı ilk kez Lale Devri'nde örnek aldık. Geçici elçilikler açtık, matbaayı kurduk vesaire vesaire. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan. Evet. 17. yüzyılda Batı'nın yani Avrupa'nın örnek alınması söz konusu bile değildir. 11. sorumuz gelsin bakalım. Evet, bakın gerilemeden gelmiş bu da. 1711'de imzalanan Prut Antlaşması'na göre Rusya Azak Kalesi ve çevresini Osmanlılara geri verecek. Ayrıca İstanbul'da sürekli elçi bulundurmayacaktır. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Yani burada Prut Antlaşması ile biliyorsunuz biz kazandık. Ve topraklarımızı geri alma umudumuz yeşerdi. Rusya da kaybetti yani, değil mi zaten? Dolayısıyla en mantıklı cevabımız bize Ceyhan olacaktır. Rusya'nın Osmanlı Devleti üzerindeki etkinliği azalmıştır arkadaşlar. Doğru, çünkü kaybetti Rusya burada, değil mi? Gibi. Evet, cevabımız Ceyhan. 12. sorumuz gelsin bakalım. Evet, yine çok belirleyici bir bilgi sorusu. Pamuk ve tütün gibi tarım ürünleri üretiminin artması. Esnaf gruplarının kendi aralarında paylaşmaları gereken ham maddeleri yurt dışına çıkması. Lonca teşkilatının eski iş yerlerini yitirmesi sonucu öneminin azalması. Bakın, Osmanlı Devleti'nde diyor ortaya çıkan yukarıdaki gelişmelerin temelinde hangisi yer alır? Yani bu üç tane madde hangisinin sonucudur diyor. Bakınız, yani pamuk ve tütün üretiminin artması, yine ham maddenin yurt dışına çıkması, lonca teşkilatının çökmesi sanayi inkılabının bir sonucudur. Bakalım burada sanayi inkılabı var mı? Bakın ÖSYM de böyle sizi kelime oyunlarıyla yenmeye çalışır arkadaşlarım, dikkat. Sanayi inkılabının diğer adı nedir? Endüstri devrimidir, değil mi? Cevabımız zaten A. Sanayinin diğer adı ne? Endüstri. İnkılabın diğer adı ne? Devrim. Cevap açıkça Adana. Bakın sanayi inkılabı olarak vermemiş. Endüstri devrimi olarak vermiş. Dikkat. Evet. Düşmeyin lütfen. 13. sorumuz gelsin. Evet, yine çok güzel AYT ve KPSS tarzı bir soru. Padişah ve gelişme eşleştirmeleri vermiş. Hangisi yanlıştır demiş. Bakalım. İkinci Mahmut Vakai Hayriye. Doğru. Yeniçeri Ocağı'nı kaldırmıştır. Bu olay biliyorsunuz Yeniçeri Ocağı'nı kaldırması. Abdülmecit Tanzimat'ı ilan etmiştir. Bir dursun 3. İkinci Abdülhamit 1. Meşrutiyet'i ilan etti. 5. Mehmet Reşat döneminde Bağbali baskını yaşandı. Lakin Abdülaziz Islahat Fermanı'nı ilan etmedi. Islahat Fermanı 1856'da yine Abdülmecit tarafından ilan edilen bir belgedir. Bakın arkadaşlar, Tanzimat Fermanı da Islahat Fermanı da Abdülmecit döneminin gelişmeleridir. Dikkat. Fermanları görürseniz aklınıza Abdülmecit gelsin. Meşrutiyetleri görürseniz aklınıza Abdülhamit gelsin. Aman dikkat. Dolayısıyla bu ifade yanlış. Cevabımız 3 olacak. Ceyhan. Evet. Çok güzel bir AYT sorusu. Bakın bilgi sorusu olduğu apaçık ortada. 14. sorumuz gelsin. 2. Mahmut döneminde çıkarılmaya başlanan ilk resmi gazete Takvim-i Vakayi Türkçe, Arapça, Rumca ve Ermenice nüshalar halinde basılmıştır.
Bu durum Osmanlı Devleti'nin aşağıdaki özelliklerinden hangisiyle açıklanabilir? Yani arkadaşlar, Osmanlı Devleti üniter bir devlet mi? Değil. Osmanlı Devleti bir imparatorluk. Çok uluslu bir devlet. Dolayısıyla bu gazetenin de birçok dili olması çok normal. Bu devletin imparatorluk özelliğiyle doğrudan ilgilidir, değil mi? Dolayısıyla cevabımızın Bursa olduğunu görüyoruz. Devlet imparatorluk olmasaydı tek dil olurdu. Türkçe mesela, Türkiye Cumhuriyeti Devleti üniter bir devlet. Tek dil, tek vatan. Dolayısıyla burada resmi dil Türkçedir zaten. Ama Osmanlı ile Cumhuriyeti tabii kıyaslamayalım bu manada. Biz üniter bir cumhuriyetiz. Osmanlı mutlak monarşidir. Evet. 15. sorumuz gelsin. Osmanlı devlet yönetimi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinde birinci de verilerinin ikinci ortam hazırladığı savunulamaz diyor. Ekber ve Erşad sisteminin getirilmesi, merkezi otoritenin güçlenmesi. Çünkü tat kavgalarını önlemeye yönelik. Doğru. Sancak sisteminin uygulanması, şehzadelerin idari deneyim kazanması. Doğru. Şer'i hükümlere uyulması, törenin uygulamadan kaldırılması. Saçma. Osmanlı Devleti ne zaman töreyi kaldırdı? O zaman sadece şer'i hukuk olurdu. Peki bizde örfi hukuk yok mudur yani? Değil mi? Örfi hukuk vardır bizde. Biz töreyi ne zaman kaldırdık? Töre bizim başımızın tacıdır. Orta Asya'dan günümüze kadar gelen gelenektir, görenektir, örftür, adettir. Törenin kalkması hiçbir zaman söz konusu olamaz. Hatta eski Türklerde ne diyor arkadaşlar? İl gider, töre kalır diyor, değil mi? Camız Ceyhan. Bu ifade çok yanlış bir ifade. Evet. Küçük yaşta şehzadelerin tahta çıkması, kadınların devlet idaresine karışması. Tabii. Kösem Sultan örneği bunun en güzel örneği. Danışma meclislerinin toplanması, yönetimdeki aksaklıkların giderilmesi. Bu da doğru zaten. 16. sorumuz gelsin. Evet, bakın yine bir bilgi sorusu. Arkadaşlarım, Trablusgarp Savaşı'ndan AYT de çıktı. Bu konudan da niye çıkmasın? Dikkat. Tipik bir AYT sorusu. Ordunun siyasete karışması. Savaş öncesinde ordunun büyük kesiminin terhis edilmesi. Ordu'da alaylı mektepli tartışmalarının yaşanması. Yukarıdakiler diyor, bir savaşın kaybedilme nedeni olduğuna göre kaybedilmiş olan savaş hangisidir? Burada 3 tane neden var. Üçünde de 1. Balkan Savaşı'nın kaybedilme nedenleri verilmiş arkadaşlar. Dolayısıyla burada söz edilen cevabımız Adana olacaktır. 1. Balkan Savaşı'nda ordunun içine siyaset girdiği için maalesef büyük bir yenilgi alacağız. Her zaman şunu savunurum ben. Camiye, kışlaya ve okula siyaset girmez. Girmemelidir zaten arkadaşlar. Bakın, tarihten birazcık ilham alalım, ders çıkartalım. Evet. 17. sorumuz gelsin bakalım. Amasya genelgesiyle Sivas'ta bir ulusal kongrenin toplanacağı ilan edilmiştir. Buna göre birlik ve beraberliğin sağlanması, yönetim şeklinin değiştirilmesi, mücadelenin halka mal edilmesi gibi hedeflerden hangilerinin amaçlandığı savunulabilir? Bakın, Sivas Kongresi'nin toplanması ilan ediliyor. Burada birlik beraberliğin sağlanması var elbette. Yönetim şeklinin değiştirmesi? Hayır, olamaz. Milli mücadele hazırlık döneminde biz önce milli mücadeleyi niye yapıyoruz? Ulusal bağımsızlığımız için yapıyoruz, değil mi? Bakın, yönetim şeklini değiştirmek olmaz. Milli birlik ve beraberliğimizi zaten bu anlayış bozabilirdi eğer açıkça belirseydik. Mücadelenin halka mal edilmesi kesinlikle. Niye ulusal kongre yapıyoruz? Bütün illeri temsilen bütün delegeler gelecektir diyoruz hatta. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 3'tür, değil mi? Önce ulusal bağımsızlık, sonra ulusal egemenliktir. Dikkat! Cevap 1 ve 3, yani Denizli. Evet. 18. sorumuz gelsin değerli arkadaşlarım. Evet, bakın yine çok güzel bir soru. Vilayet-i Sitte'den gelmiş. Mondros Ateşkes Antlaşması'nda Vilayet-i Sitte'de kargaşa çıkarsa itilaflarca işgal edilebilir maddesi yer almıştır. Adamların buradaki amacı bu 6 ilin Ermenilere ait olduğunu kabul ettirmek ve burada Ermenistan kurmaktır. Bakın, Vilayet-i Sitte, Arapça bilenler bilir arkadaşlar. Vilayet, iller. Sitte, 6. 6 il demek, doğru mu? Ve bunun arkadaşlarım, bakın ben daha önceki şifre tamamlama videomda bunları vermiştim. Bunların şifresi neydi? Best one değil miydi? Şifremiz best one. Bakın, one 1. Bitlis 2. Erzurum 3. Elazığ 4. Sivas 5. Diyarbakır 6. Doğru mu? Dolayısıyla bakalım. Erzurum var, Sivas var, Bitlis var, Van var, İzmir yok arkadaşlar. İzmir bir kere doğuda mı ya, değil mi? Çok yani komik bir cevap bu. İzmir Batı Anadolu'da, Ege bölgemizde, Ege'nin incisi. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan. Bakın, bu sorunun bir benzeri KPSS sınavında çıktı arkadaşlarım. Onu belirteyim, benden söylemesin. Evet. 19. sorumuz gelsin.
Evet, gene çok güzel bir AYT sorusu. Hemen şunu belirteyim ki bu sorunun da benzeri AYT'de çıktı arkadaşlarım. Aman dikkat. Bakın bu da üniversite sınavında çıktı. Bir benzeri. Çok yakın. Tıpatıp neredeyse arkadaşlar. Evet. Birinci TBMM'nin gibi özellikleri aşağıdaki seçeneklerle eşleştirildiğinde hangisi dışta kalır? Bakalım. Üyelerinin seçimle belirlenmiş olması bu demokratikliğe işarettir. Demokratik. O zaman eleyelim demokratiği. Saltanatı kaldırmış olması zaten birinci TBMM'nin yaptığı ilk ve tek inkılap nedir? Saltanatı kaldırmaktır. O zaman inkılapçı özelliği var. İçerisinde azınlık mebusu bulunmaması. Bakın bu meclis ulusal bir meclistir. Milli bir meclistir. Azınlıklara yer vermez. Bu da ulusal olduğunu gösteriyor. Her meslek erbabından üye bulundurması da arkadaşlarım halkçı olduğunu, halkın temeline indiğini gösteriyor. Halkçı özelliğini de silelim. Dolayısıyla burada kurucu özelliği yoktur. Diyor mu? Yeni bir devlet kurmuştur, yeni bir anayasa kabul etmiştir, yeni bir ordu kurmuştur, yeni bir hükümet kurmuştur demiyor. Cevabımız o yüzden Bursa. Evet. 20. sorumuz gelsin. Evet, artık inkılap tarihi soruları, bakın bunlar hep komple. Sakarya Meydan Muharebesi'nin kazanılmasına ve Yunan ordusunun saldırı gücünün kırılmasına rağmen büyük taarruz için yaklaşık bir yıl beklenilmiştir. Bu durumun nedeni hangisidir? Bakın arkadaşlar, Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretleri diyor ki, hiç hazırlık yapmadan düşmana saldırmak, hiç saldırmamaktan daha iyidir diyor, değil mi? Dolayısıyla burada Mustafa Kemal Paşa neye işaret ediyor? Tam ve eksiksiz bir şekilde düşmana taarruz etmeliyiz. Bizim buradaki amacımız nedir arkadaşlarım? Kesin taarruzu yapıp son noktayı koymak. Yani yurdumuzu düşmanlardan tamamen kurtarmaktır. Dolayısıyla Atatürk yaklaşık bir yıl boyunca hazırlık yapıyor. Büyük taarruza hazırlık, değil mi? Son sözü söylemek için yapıyor bu hazırlıkları. Dolayısıyla bu durumun nedeni arkadaşlarım nedir? Taarruz için hazırlıkların tamamlanması olacaktır. Yani cevabımız denizli arkadaşlar. Çok güzel bir bilgi sorusu daha. Evet, 21. sorumuz gelsin bakalım. Evet, yine çok güzel bir eşleştirme sorusu. Birinci olay, ikinci olayın gerçekleşmesinde etkili olmuştur diyor. Bakın dikkat. Birinci olay, ikinci olayın gerçekleşmesinde etkili olmuştur diyor. Dikkat. Birinci İnönü Savaşı'nın kazanılması, İsmet Bey'in terfi etmesi. Dakika, bir gol bir. Doğru. Arkadaşlar, İsmet Paşa neye terfi edecek bu savaştan sonra? Generalliğe terfi edecek. Doğru mu? Evet. Bir doğru. Zaten cevap Adana. Doğru mu? Diğer şıklara bakalım. İlk anayasanın kabulü, ne alakası var? İstanbul'un resmen işgal edilmesi. Yani ilk anayasa da hangi anayasa? Osmanlı'nın derse 1876. Milli mücadelenin derse 1921. Cumhuriyet'in derse 1924. İyi de İstanbul 16 Mart 1920'de işgal edildi. Bununla ilgisi var mı? Yok. Başkomutanlık kanununu, Mustafa Kemal'in Cumhurbaşkanı olması. Ya biri milli mücadele döneminde, biri Cumhuriyet'in ilk yıllarında. Yanlış. TBMM'nin açılması, Misak-ı Milli'nin ilanı. Bakın arkadaşlar, birinci olay diyor, ikinci olayın gerçekleşmesinde diyor. Tamam, birinci olay TBMM'nin açılması, ikinci olay Misak-ı Milli. Tam tersi olacak. Misak-ı Milli ve artı Misak-ı Milli son Osmanlı ve Müslüman Meclisi'nde ilan edildi. İstanbul işgal edilecek, sonra TBMM açılacak. Bu ters. Sakın buna düşmeyin. Düzenli ordunun kurulması, cemiyetlerin kurulması. Ne alakası var arkadaşlar? Bu çok saçma. Dolayısıyla cevabımız kesinlikle Adana. Birinci İnönü Savaşı'nın kazanılmasından sonra İsmet Bey generalliğe terfi etmiş. Artık İsmet Bey değil, İsmet Paşa olmuştur. Evet. 22. sorumuz gelsin. Bakın, belki de bu denemenin ya da bu AYT full tekrar videosunun en zor sorularından biri arkadaşlar. Lütfen dikkat edin, bu soruyu iyi okuyun, düşmeyin. Lozan Barış Konferansı'nda birçok konu ile birlikte sınırlar konusu da görüşülmüştür. Alınan kararlar sonucunda bazı sınırlarımızda Misak-ı Milli'den tavizler verilmiştir. Doğru mu? Şimdi yukarıda sınırların numaralandırılmış haritaya bakıldığında Lozan Konferansı'nda belirlenmiş sınırlarımızdan hangilerinde Misak-ı Milli'ye kesin olarak aykırı sonuçlar ortaya çıkmıştır? Bakın arkadaşlarım, şu haritada Lozan'da bir kere Irak sınırında biz taviz falan vermiyoruz. Zaten Irak sınırı dediğin ne? Musul değil mi? Ama Musul meselesinde taviz falan vermiyoruz. Musul çözülemiyor. Türkiye ile İngiltere arasında 9 ay sürecek ikili görüşmelere bırakılıyor. Dolayısıyla bu sorun çözülemedi. Yani Misak-ı Milli'ye aykırı mı demek bu? Hayır. Bir sorunun çözülememesi Misak-ı Milli'ye aykırı olduğunu göstermiyor. Ertelenmiştir. O zaman 3'ün olduğu bütün şıkları eleyelim mi? A gider, D gider, E gider. O zaman kaldık mı B ile C arasında? Şimdi bakalım. C'ye bakalım. B'ye bakalım. 2 demiş. 2 nerede? Bulalım 2. İran sınırı. Arkadaşlarım, İran sınırında bir sıkıntı var mı? Yok. Biz işte
Kasr-ı Şirin Anlaşması'na göre ve ikinci Kasr-ı Şirin Anlaşması'na göre, yani diğer adıyla Ker'de, bu sınırlarımızı aynen çiziyoruz. Bizim burada herhangi bir tavizimiz yok. İki gitti. Altıya bakalım. Bulgar sınırı zaten biliyorsunuz İstanbul ve Atina anlaşmalarıyla ve Mudanya ateşkesiyle kesin olarak çiziliyor. Burada da bir taviz yok. Ama 1 ve 4'te var. Bakın 1'de nedir hocam diyeceksiniz. Kafkas sınırında hatırlayalım. Biz ne yaptık arkadaşlar? Milli Mücadele'de Batum'u kaybettik değil mi? Batum'u. Batum'u neyle kaybettik? Moskova'yla. Peki arkadaşlar daha sonra biz bunu Kars Anlaşması'yla da teyit ettik mi? Ettik. Bu bir tavizdi. Doğru. Peki 4'e bakalım. Suriye sınırı. Lozan'da biz Suriye sınırında kendi istediğimiz gibi çözebildik mi? Çözemedik. Hatta Hatay Suriye'ye bırakıldı. Bu da bir tavizdir. Bakınız Hatay'ı kaybediyoruz. Hatay'ı Suriye'ye bırakıyoruz. Değil mi? Bakın burayı da alamadık başlangıçta. Dolayısıyla 1 ve 4'te kesinlikle taviz veriyoruz. Değil mi? O yüzden cevabımız Ceyhan. Evet bakın bu soru gerçekten çok kazık bir soru. Lütfen düşmeyin arkadaşlarım diyelim. Evet 23. sorumuz gelsin bakalım. Evet, Atatürk zaman süratle ilerliyor. Milletlerin, toplumların, kişilerin mutluluk ve mutsuzluk anlayışları bile değişiyor. Böyle bir dünyada asla değişmeyecek hükümler getirdiğini iddia etmek, aklın ve ilmin gelişimini inkar etmek olur demiştir. Atatürk'ün bu sözü verilen temel ilkelerden hangisiyle doğrudan ilgilidir? Bakın, değişimden başlıyor. İlerlemekten bahsediyor. Doğru mu? Akıl, bilim diyor. Dolayısıyla burada doğrudan inkılapçılık var arkadaşlar. Yenileşme, çağdaşlaşmayla ilgilidir. Değişim şarttır diyor Atatürk. Evet, 24. sorumuz gelsin. Bakın yine çok güzel bir Atatürk ilkeleri sorusu. Mustafa Kemal dünyanın bize hürmet göstermesini istiyorsak evvela bizim kendi benliğimize ve milliyetimize bu hürmeti bütün davranış ve hareketlerimizde gösterelim. Bilelim ki milli benliği bulamayan milletler başka milletlerin avıdır. Burada milli benlik diyor. Milli birlik ve beraberlik diyor. Değil mi? Burada doğrudan milliyetçilik değil mi arkadaşlar? Milliyetçiliği bakın burada milliyetçilik olarak vermemiş size. Bakın yine beyniniz yakmaya çalışıyor. Ulusçuluk diğer adıyla milliyetçilik değil mi? Aynı şey cevabımız Edirne. Evet. Son sorumuz gelsin bakalım. Evet, Cumhuriyet döneminde saltanatın kaldırılması, kadınlara siyasal hakların verilmesi gibi inkılap hareketleri Atatürk ilkelerinden hangisiyle ilişkilendirilemez? Bakın, saltanatın kaldırılması, arkadaşlarım, laiklik var, cumhuriyetçilik var, halkçılık var. Kadınlara siyasal hakların verilmesi, halkçılık var, cumhuriyetçilik var. Atatürk'ün bütün inkılapları zaten inkılapçılıkla ilgili değil mi? Var. Dolayısıyla laikliği ele, halkçılığı ele, inkılapçılığı ele, cumhuriyetçiliği ele. Burada devletçilikle ilgili herhangi bir bilgi ya da inkılap yok arkadaşlarım. Evet, hadi bakalım kısa cevaplı sorularımıza geçelim. Birinci sorumuz, Osmanlı Devleti'nde medreseden mezun olan öğrencilere verilen belgeye ne denilir? Medreselerden mezun olan öğrencilere verilen belgeye ne deniliyor? Değil mi? Bak güzel bir soru bu ayete sorusu. İkinci sorumuz, laik cumhuriyetimize yönelik çıkan ilk isyan hangisidir? Bakın 1925'te çıktı. Benden size bir tüyo. Evet, böylelikle arkadaşlarım bu AYT full tekrar videomuzun da sonuna geldik. Sizlerden ricam sonuçlarınızı kısa cevaplı sorularımızla birlikte yorumlarda belirtin arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ederim. AYT full